1990'larda Keşmir Özgürlük Hareketi doruktaydı. Keşmirlilerin kanını döken Jagmohan eyaletin valisi olarak atanmıştı. 21 Ocak 1990'da onun emriyle Hint ordusu Galkadar Köprüsü'nde yürüyen 51'den fazla Keşmirliyi şehit etti. Galkadar katliamı tüm Keşmirlilerde bir yas dalgası yarattı. Jagmohan, Hinduala, Zakora ve Tangpara gibi bir dizi katliamla Keşmirlilerin kanını döktü. 5 Şubat 1990'da ilk defa Pakistan ve Azad Keşmir hükümetleri bu günü Keşmirlilerle dayanışma günü olarak ilan etti. Bunun sonucunda Pakistan hükümeti bu günü Keşmirli kardeşleriyle dayanışma için resmi olarak her yıl anma günü ilan etti. Dünyanın her yerinde Keşmir meselesine dikkat çekmek için seminerler ve konferanslar düzenlenir ki uluslararası topluluk Hint devlet terörünü görsün ve BM'ye bu meseleye ilgisiz kalmaması için sözünü tutmasını hatırlatsın. 1947'de alt kıta halkı İngilizlerden özgürlüğünü alarak iki bağımsız devlet olan Pakistan ve Hindistan'ı kurdu. Ayrılma planının prensiplerine göre Keşmir, Pakistan'ın doğal bir parçası oldu. 19 Temmuz 1947'de Keşmir, Müslümanlar Konferansı oy birliğiyle Pakistan'a katılmaya karar verdi. Ama 27 Ekim'de önceden düzenlenmiş bir komployla Hint ordusu Srinagar'a vardı ve devleti güç kullanarak ele geçirdi. Pakistan ve Hindistan, Keşmir için 4 kere savaştı ve Hint ajanlarından dolayı sadece Güney Asya'nın değil tüm dünyanın güvenliği tehlikeye girdi. Pakistan, Hindistan'ın tüm bütünleşme taleplerini Birleşmiş Milletler dahil her forumda reddetti. Çözülemeyen Jammu ve Keşmir anlaşmazlığı iki ülke arasında kalıcı barışı gerçekleştirme amacını bozmaktadır. 70 yıl boyunca işgaldeki Jammu ve Keşmir halkı Hint işgal kuvvetlerinin aşırı baskısı ve temel insan haklarını tamamen ihlal etmesi altında kendi kaderlerini belirleme hakları için savaşmıştır. Onlar BM'den destek ve yardım bekliyorlar. Şimdi onları daha fazla yanıltmayalım. Keşmir'deki halk asla Hint köleliğini ve yasa dışı işgali kabul etmemiştir ve her zaman Hint zincirlerinden kurtulmayı ve Pakistan'a katılmayı istemiştir. Jammu ve Keşmir nüfusunun %85'i Müslümandır. Keşmir'in Pakistan'la 750 kilometre sınırı vardır. Jammu ve Keşmir'den doğan tüm nehirler Pakistan'a akar. Keşmir'deki rüzgar Rawalpindi tarafından eser. Keşmir ve Pakistan'daki yağmurlar birleşir. Pakistan ve Keşmir'in ay biçimleri bile aynıdır. Bu güçlü bağlar tarihi gerçeklerdir ve bunlara dayanarak Keşmir, Pakistan'ın doğal bir parçasıdır derim. Hiç korkmadan Keşmir sorununun tek çözümü Pakistan'a katılımıdır derim. Pakistanlıların ve Keşmirlilerin kalpleri birlikte atar. Birbirlerinin sevinçlerini ve acılarını paylaşırlar. Pakistan spor alanında bir maç kazandığında Keşmirliler yürekten kutlamıştır. Keşmirlilerin bu davranışı işgal ordusunu şaşırtır ve bunun üzerine onları öldürmeye başlarlar. Keşmirli halk işgal güçlerine karşı büyük bir ruhla savaşır ve benzersiz fedakarlıklar verir. Kendilerine BM kararıyla söz verilen kendi kaderlerini belirleme haklarını isterler. Özgürlük hareketini yıkmak için Hindistan, ordusunu davalardan ve yargıdan korumak için onlara benzersiz güçler ve çeşitli kanunlar tanımıştır. Ocak 1989'dan beri 95.234 Keşmirli şehit edilmiştir. Hint ordusu, kendi kaderlerini belirleme haklarını istedikleri için ceza olarak 145.342 Keşmirliyi tutuklamıştır.
Hint ordusu son 29 yılda 11.107 Keşmirli kadına tecavüz etmiştir ve tacizde bulunmuştur. 7.120 Keşmirli tutuklandıktan sonra öldürülürken 109.183 ev ve mülk ateşe verilmiştir. 22.894 kadın dul bırakılmış ve 107.751 çocuk yetim kalmıştır. Şaşıran Hint ordusu masum Keşmirli gençleri hedef almış, İnşa ve 18 aylık Tadla, Hibacan gibi çocuklar ve binlerce Keşmirli pelet silahlarıyla kör edilmiştir. Ama hiçbir insanlık dışı Hint taktiği Keşmirlilerin Pakistan sevgisini silememiştir. Pakistan'a karşı artan sevgi zalimliklerle daha da büyümüştür. Pakistan halkı ve hükümeti her zaman Keşmirli kardeşlerinin acısını duymuş, onlara siyasi, manevi ve diplomatik destek sağlamıştır. Pakistan, BM'nin ve dünyanın dikkatini Hint ordusunun işgalindeki eyalette yaptığı zalimlikler ve savaş suçlarına çekmiştir. Keşmir'de bu, kendiliğinden bir mücadeledir. Bu, Pakistan tarafından kışkırtılan bir savaş değildir. Neden Keşmirlilere istediklerini yapma ve demokratik geleceklerini belirleme haklarını vermiyorlar? Ama onlara bu hakları vermiyorlar. Demokratik bağımsızlık mücadelesini bastırmak için güç kullanıyorlar ve Pakistan'ı Keşmir'de olanlar için suçluyorlar. Kazanmanın haksız olduğunu söylüyorlar. Her yıl 5 Şubat'ta yani Keşmir Dayanışma Günü'nde Pakistan halkı, erkekler, kadınlar, yaşlılar ve çocuklar dahil yürüyüşler yapar. Gazeteler özel haberler verir. Radyo ve televizyonlarda özel programlar yayınlanır. Günümüzdeki en önemli olay, Pakistan'la Azad, Jammu ve Keşmir'i birleştiren köprülerde oluşturulan insan zincirleridir. Keşmirliler ve Pakistanlılar gösteri yapar ve sarsılmaz bağlarının keyfini çıkartırlar. Dayanışma gününün amacı Keşmir halkının yalnız olmadığını göstermektir. Tüm Pakistan halkı onlarla yan yana durmaktadır. Pakistan'ın her bakışında şu slogan çıkar. Biz birleşmişiz. Biz birleşmişiz. Biz Pakistanlıyız. Pakistan bize aittir.